Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sinop Milletvekili Şerif Bey TBMM'nin açılışı için yaptığı konuşmasında Meclisin milletimizin içte ve dışta tam bağımsız olarak geleceğini bizzat üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek TBMM'yi açıyorum demiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. TBMM milletin gerçek temsilcisi olarak kabul edilmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü içte ve dışta tam bağımsız olarak geleceğini biz bizzat üstlendiğini demiş arkadaşlar. Yani milletin geleceğini üstlenen tabii ki e, TBMM olacaktır. Bu yüzden birinci öncüle ulaşmamız mümkündür. Şerif Bey TBMM'nin daimi başkan olarak seçilmiştir. Hayır tabii ki arkadaşlar yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş. Osmanlı yönetimi TBMM'nin açılışına karşı çıkmıştır. Yukarıda Osmanlı ile alakalı da hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre birinci TBMM'nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Birinci TBMM Anadolu işgallerine son vermek ve ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek amacıyla açılmıştır. Arkadaşlar birinci TBMM içerisinde saltanat ve hilafet yanlıları mevcuttu. Dolayısıyla burada layık bir yönetimden, demokrasiden, halk egemenliğinden ya da kanun üstünlüğünden bahsedemeyiz. Sadece misak-ı milliden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız değişik olmalıdır. Buna göre TBMM'nin isyanlar karşısında alanlarından hangilerinde tedbirler aldığı söylenebilir. 1. TBMM otoritesine karşı gerçekleşen isyanları bastırmak için hıyaneti vataniye yasasını çıkarmıştır, istiklal mahkemelerini oluşturmuş ve düzenli orduyu kurmuştur. Peki arkadaşlar hayaneti vataniye yasası ve istiklal mahkemeleri zaten adlidir diyebiliriz. E çünkü zaten kanun arkadaşlar bunlar ve mahkeme söz konusu adli olmasından bahsedebiliriz. Siyasi var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Çünkü birinci TBMM kendi otoritesine karşı çıkan insanlar için bu şekilde yasalar çıkarıyor. Yani siyasi olarak varlığını devam ettirmek için tedbir alıyor diyebiliriz. Askeri var mı? Var. Çünkü düzenli ordu var arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Sevr barışının imzalanmasının gecikmesinin aşağıdakilerden hangisine olanak tanıdığı söylenebilir. Osmanlı topraklarının itilaf devletleri arasında paylaşılamaması sevr barışının imzalanmasını geciktirmiştir. Bu süreçte ne olacak arkadaşlar? İnsanlar tabii ki işgallere karşı teşkilatlanmaya başlayacaklar ve milli mücadele başlayacak diyebiliriz. Çağdaş uygarlıklar seviyesine erişilmesi daha sonraki süreçte gerçekleşebilir arkadaşlar. Padişahın Anadolu hareketini desteklemesinden bahsedemiyoruz. TBMM'nin uluslararası alanda tanınması daha sonra bakın TBMM açılmalı ilk önce demokratik bir yönetimin kurulması da ancak cumhuriyetle olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi zaten daha sonraki süreçte ancak olabilir. Ancak Milli Mücadele'nin teşkilatlandırılması için gayet iyi bir fırsat olacaktır anlaşmanın imzalanmamış olması. Çünkü bu anlaşma zaten çok ağır şartları olan bir anlaşmaydı. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Teşkilat Esasiyet Kanunu'nda böyle bir yolun takip edilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir? Teşkilat Esasiyet Kanunu'nda Cumhuriyet yönetiminin tanımını içeren bir madde yer aldığı halde bu maddede açıkça cumhuriyet kavramına yer verilmemiştir. Arkadaşlar bu süreçte e, saltanat ve hilafet yanlısı insanlar hala var tabii ki dolayısıyla bu şekilde bir rejim değişikliğine insanlar hazır değil. E, bu yüzden hemen Cumhuriyet yönetiminden bahsetmekte doğru olmayacaktı. E, çünkü saltanat ve hilafet taraftarı olan insanlar milli mücadeleye destek vermeyebilirdi. Bu da halkın bölünmesine sebep olabilirdi. E, bu yüzden bağımsızlık amacında halkın birleştirilmesi sebebiyle bu şekilde bir yol izlenmiştir diyebiliriz. E, B, C, D ve E seçenekleriyle bu durumun bir ilgisi yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri bilindi TBMM'nin otoritesine karşı isyanlar yaşanmasında etkili olmuştur? Azınlıkların Wilson ilkelerinden yararlanarak Anadolu'da devlet kurmak istemesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. E, bu yüzden azınlıklar TBMM'ye karşı pek çok isyan çıkaracaktır. Kuvayi Milliyecilerin düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkması da Kuvayi Milliyecilerin TBMM'ye karşı isyan etmesine sebebiyet verecektir. Bu durumda tabii ki TBMM'nin otoritesine karşı isyanlar yaşandı gösterir. İtilaf devletlerinin TBMM'yi etkisiz hale getirmek istemesi Evet arkadaşlar itilaf devletleri destekli de pek çok isyan yaşanacak. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durum 1. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? 1. TBMM farklı meslek gruplarından ve siyasi görüşlerden gelen milletvekillerinden oluşturulmuştur. Yani arkadaşlar birçok meslek grubu 1. TBMM içerisinde varmış. Siyasi görüş olarak da cumhuriyet, saltanat yanlıları yani herkes var arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım şimdi çok sesli bir meclis mi? Evet tabii ki çünkü her gruptan insan mevcut. Millet iradesine temsil kabiliyetinin yüksek olduğu olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet çünkü her kesimden insan var arkadaşlar. Misalka milliği gerçekleştirmeyi temel amaç olarak benimsediğinin yukarıda sadece TBMM'nin niteliklerinden bahsedilmiş arkadaşlar. Misalka milliği hakkında bir bilgi verilmemiş. O yüzden bunu çıkaramıyoruz. Demokratik ve halkçı niteliklere sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz arkadaşlar çünkü çok kesimden insan olduğu için daha demokratiktir. Ve tabii ki halkın içinden gelen insanlar olduğu için de halkçıdır diyebiliyoruz. Mesleki temsile önem verildiğinin pek çok meslek grubundan insan olduğu için bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla içerisinde konuşulan konular hakkında hiçbir bilgi verilmediğinden dolayı C şıkkını kabul edemiyoruz. Ama tabii ki misak-ı milliyi gerçekleştirme amaçları mevcuttu. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal'in yukarıda belirttiği hedefe ulaşmasına kolaylaştırıcı bir etkisi yoktur? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Arkadaşlar şıklara baktığımızda Kuvay İnzibatiye hemen dikkatimizi çekiyor değil mi? Çünkü Kuvay İnzibatiye milli mücadeleye karşı bir kuruluştur. Hilafet ordusudur ve Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul hükümetinin Kuvay Milliye'ye karşı oluşturmuş olduğu bir ordudur. Dolayısıyla tabii ki Mustafa Kemal'in bu sözüyle bu durumun hiçbir alakası olmayacaktır. Diğer seçeneklerimiz zaten milli mücadele ile alakalıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiye dayanarak durumlarından hangileri Alaşehir Kongresi'nin toplanma nedenleri arasında gösterilebilir? 1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi'nde Afyon İnegöl hattının batısındaki bölgelerden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesine yönelik kararlar alınmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi bir tutum içinde olması Alaşehir Kongresi'nin toplanma nedenleri arasında gösterilebilir mi? Tabii ki gösterilebilir arkadaşlar. Çünkü bu teslimiyetçi tutum karşısında işgaller durdurulamazdı ve işgaller durdurulmak isteniyor. Öz savunma ihtiyacı tabii ki olur arkadaşlar. E, bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi kararı çıkarılmış. Bağımsız yaşama düşüncesi elbette yine etkili olacaktır. Toprak bütünlüğünü koruma gereksinimi yine olur arkadaşlar. Bunların hepsi e, savaşın e, düşman çekilinceye kadar devam ettirilmesinden çıkarabileceğimiz sonuçlardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre Balıkesir Kongresi'ne katılanların hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir. Yunanların İzmir'i işgalinden sonra toplanan Balıkesir Kongresi'nde direniş için milis kuvveti oluşturulması fakat padişaha bağlı kalınması kararı alınmıştır. Peki arkadaşlar bakalım işgallere karşı mücadele etme söz konusu mu? Tabii ki söz konusu çünkü direniş var arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Kuvay Milliye Birlikleri oluşturma olur mu? Milis kuvvet zaten neydi arkadaşlar? Gönül mühürlü Kuvay Milliye de aynı şekilde. Bu yüzden tabii ki bu da doğru olur. Mevcut siyasal düzeni destekleme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü padişaha bağlı kalınması kararı da alınmış. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Erzurum Kongresi'nde tartışılan konularının monarşiye karşı olma, egemenlik haklarını koruma ve ulusal bütünlük kavramlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Azınlıklara verilen ayrıcalıklara tepki gösterilmesi hangi grup içerisinde yer alır arkadaşlar? Tabii ki egemenlik haklarını koruma içerisinde yer alır. Çünkü azınlıklara bu şekilde ayrıcalık verilmesi egemenlik haklarına aykırı olacaktır. Dolayısıyla A, B ve E seçeneklerini elemiş olduk. Çünkü bir de sadece C D ve D seçeneğinde var. İşgallere karşı açıkça cephe alınması ise tabii ki ulusal bütünlük içindir arkadaşlar. Yani toprakların işgalden kurtulması içindir. Ulusal bütünlüğün sağlanması içindir. Dolayısıyla bu da 2 olacak. Ulusal iradenin hakim olması için çalışılması da tabii ki monarşiye karşı olmadır. Çünkü monarşide biliyorsunuz ki ulusal irade söz konusu değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre Misak-ı Milli'de ilkelerinden hangilerinin vurgulandığı savunulabilir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onayladığı Misak-ı Milli'de komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlandırılmaları koşuluyla ülkemizdeki azınlıkların hak ve hukukları birce de kabul edilecek ve sağlanacaktır kararı benimsenmiştir. Peki arkadaşlar uluslararası eşitlik söz konusu mu? Tabii ki söz konusu. Çünkü komşu ülkelerdeki Müslüman hakları ne kadar fazla olursa... Ee, bizim ülkemiz içerisindeki azınlıkların hakları da o kadar fazla olacak. Dolayısıyla burada bir eşitlik söz konusudur diyebiliriz. Hukuk devleti olur mu arkadaşlar? Tabii ki hak ve hukukları bizce de kabul edilecek denilmiş bu hukuk devleti olduğunu gösterir. Karşılıklılık var mı? Elbette arkadaşlar gördüğünüz gibi Müslümanlara nasıl bir hak tanınıyorsa azınlıklara da aynı şekilde haklar tanınacakmış. Bu yüzden karşılıklılık da söz konusu diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.